hazırlamış olduğunuz dosya yapısında aslında bir iş sürecinizi de burada görmüş oluyoruz. Müşteriyle görüştünüz, almış olduğunuz brief üzerine çalışmalarınızı rıza başlamak için sözleşme imzaladınız. Bundan sonrasında müşteriden alacağınız referans dosyalarını bir klasör içerisinde barındırabilirsiniz. Bu klasörler müşterinize ait açmış olduğunuz özel bir klasör içerisinde olmalı. Daha sonrasında araştırmalarınızı yaparken veya yapmış olduğunuz eskizlere ait sonrasında yine bir karakter animasyonu yapacaksanız karakterlerin genel yapılarını oturttuğunuz genel bir çalışma dosyası da bulundurmanız gerekir. Bu tür belgeleri de bu dosya içerisinde bulundurmanız gerekecektir. Çalışmanız içerisinde ekleyeceğiniz video dosyaları gibi dosyaları burada footage bölümüne atabilir. Örnek olarak Photoshop'ta son haline getirdiğiniz dosyaları da birleşik dosyalara atabilirsiniz. Örneğin Photoshop içerisinde hazırlamış olduğunuz bir manipülasyon veya bir karakter tasarımı var. Karakterin bir, birkaç yapısı var, başı, gövdesi gibi. Bunlar farklı birçok katmana sahip olacaktır. Çoklu katmana sahip belgeleri kullanmaktansa onları flat yapıp birleşik dosyalar içerisinde barındırarak bunları kullanabilirsiniz. Yine bunlar içerisinde farklı versiyonlar olacaktır. After Effects'e katmana eklemiş olduğunuz dosyaları da katman dosyaları klasörü içerisinde bulundurabilirsiniz. Hazırlamış olduğunuz proje After Effects'e ait proje dosyaları yine müşterinize ait açmış olduğunuz klasör içerisinde After Effects projeler adında bir klasör içerisinde olabilir. Bu projelerden sonrasında da artık video kurgusu için Premiere düzeninde yapacağınız çalışmalar varsa Premiere dosyalarında yine Premiere düzenlemeleri ismindeki bir klasör içerisinde barındırabilirsiniz. Bu dosyalama yapısını kullanarak doğru bir arşivleme ile çalışmalarınıza sorun yaşamadan başarılı çalışmalar hazırlayabilirsiniz.